Merhabalar arkadaşlar. Epey bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ben de bir korona vakası atlattım. Hamdolsun şu anda çok iyiyim. Zaten çok sıkıntılı bir şekilde atlatmadım. Ama tabii ki hani biraz videolarıma ara vermiş oluyorum bu sayede. Aslında eskiden beri konuşulan, birkaç yıldır konuşulan, tekrar şu anda gündeme getirilen bir konuyla alakalı daha önce yaptığım açıklamaları tekrar gündemimize getirmek istedim. 12 Ekim 2021 tarihi itibariyle güneş patlamalarına dair haberler gelmeye başladı. Küreselcilerin yeni bir komplosuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Biraz araştırdığımda aslında yine karşıma I.K.L.I.M, bunları sizler birleştirin. Ben bundan sonra şu şekilde ifade edeceğim. Yani mevsim diyeceğim artık ben buna. Çünkü tıpkı sıvılarda olduğu gibi bu konuda da artık herhangi bir platformda, bir dijital platformda içerik üreticiler olarak yine büyük bir baskıyla karşı karşıyayız maalesef. Küreselcilerin komplolarını ortaya çıkarmaya çalıştığınızda her yerden sansürlenmeye başlanıyorsunuz. Sağlık konusundan sonra artık maalesef mevsimlerle ilgili insanları yanıltarak hem sürekli vergiye bağlamaya, ki biliyorsunuz bunu Paris İklim Anlaşması ile yapıyorlar. Yani yeşil enerji ile ilgili gerekeni yapmazsanız küreselcilere karbon ayak izleriniz için vergi ödeyeceksiniz. Düşünebiliyor musunuz? Deli dumrul vergisi gibi bir şey. Yaşadığın için vergi. Bu dünyayı halen devam eden sanayilerinin çıkardığı gazlarla küreselciler kirletiyor aslında. Ve bunun vergisini de size, bana, bize ödetiyorlar, ödetmek istiyorlar. Hükümetler de bunu kabul ediyor. Artık dünyevi kölelik düzeni kurumsal olarak da geldi maalesef. Hem de yeni bir baskı unsuru oluşturarak henüz tam gelişmemiş ülkelerin geri kalmasını sağlamaya planlıyorlar bir taraftan. Bakın ben sağlayacaklar demiyorum. Maalesef bazı bu konuları anlatan, aslında halkı bilgilendirmek için, uyandırmak için anlattığını söyleyen ama hani arka planda başka şeylerin de olabileceği bazı kişiler var maalesef. Onlar yapacaklar, edecekler diyorlar. İnsanları aslında hazırlamak için konumlandırmışlar birileri tarafından gibi bir görüntü var maalesef. Bu şekilde konuşuyorlar. Yapacaklar, edecekler. Şimdi onların esas meselesi dediğim gibi sizi hazırlamak ve direnmemenizi sağlamak. Ama ben buna karşı durursak yapamayacaklarına inananlardanım. Çünkü esasen inançlı bir insan buna inanır. Sevgili arkadaşlar, keşke sadece vergi alıp veya her zaman olduğu gibi bizi geri bırakmaya çalışarak böyle bir sadece buna değer bir çaba gösterselerdi. Maalesef ki maalesef çok daha kötüsü var. Mevsimlerin değiştiğini iddia ederek hatta güneşin artık zarar vereceğini, çok ciddi zararlar vereceğini iddia ederek, bakın bunlar iddia, güneş karartması yapmak istiyorlar. Bill Gates'in gökyüzüne tebeşir tozu serpip karartmasından bahsediyorum, evet. İşte güneş patlaması haberlerinin esas nedeni de bu maalesef. Bill Gates kuklası ve arkasındaki gücün esas istediği şey bizim gerçek güneşimizi de karartıp kendi yeni ürettikleri güneşe benzer teknolojilerle, burada Çin'in ürettiğini görüyorsunuz mesela, yine tüm insanlığı kendilerine bağımlı bir hale getirmek. Bunun altyapısını oluşturmak için de hem mevsimlerin insanlara zarar verecek şekilde değiştiğini hem de güneşin taç kısmındaki patlamalarla internete, elektriğe ve hatta insanlara zarar vereceğini iddia edecekler. Bunu da yavaş yavaş yaptıkları yalan haberlerle aslında iddia etmeye başladılar. Gösterecekler de bunu gerçekten oluyormuş gibi göstereceklerdi arkadaşlar. Şunu söylemeliyim. Gerçekten de güneşin yüzeyinde büyük patlamalar da olabilir. Ancak bu bin yıllardır olan bir şey ve güneşi karartmayı, gökyüzüne tebeşir tozu ekmeyi gerektirecek kadar zararlı bir durum değil. Zaten atmosferimizde bizi koruyan tabakalar var. Ancak yine insanları manipüle etmek için ürettikleri EMP, bakın bunu internetten de araştırın lütfen. EMP isimli bir teknolojiyle internetin, elektriğin kesilmesini sağlayarak hem insanları gökyüzüne tebeşir tozu ekmeye ikna edip hem de mevsimlerin sözde değiştiğini söyleyerek karbon vergisine gerekçe oluşturmuş olacaklar. Burada EMP teknolojisi yüzlerce kilometre boyunca bilgisayarlardan elektrik şebekelerine varıncaya kadar tüm elektronik yapıları tahrip edebilen ve hatta çalışmaz hale getiren süper elektromanyetik darbe anlamına geliyor. Dalgaları üretmek için tasarlanmış güçlü nükleer bombalar ve hatta taşınabilir cihazların mevcut olduğu da yine internet sitelerinde anlatılmakta. Bütün bunları anlatmamın esas sebebi şu. Her videomda söylediğim gibi bizler aslında toplumlar olarak çok büyük bir gücüz. Yeter ki bilinçlenip bu bilinçle bir araya gelelim ve küreselcilerin hükümetlerimizde, tüm dünyadaki hükümetlere yaptığı baskıdan daha büyük baskı yaparak haksız yere vergiye ya da gökyüzümüzü bir şeyler ekerek tebeşir tozu vesaire gibi güneşimizi çalmalarına ve kendilerine muhtaç köleler haline getirmelerine engel olalım arkadaşlar. Bütün bunları anlatmamdaki benim esas amacım bu. Bir birliktelik sağlamaya başlamalıyız ve artık bunu görünür bir hale getirmeye başlamalıyız. Aslında dernekler kurarak yavaş yavaş bu oluşumlar gerçekleşmeye başladı. Hepimizin günlük koşuşturmaları var. Zaten halihazırda 2 kuruş kazanmak için biliyorum koşturmaca içindeyiz. Ama bunlara bugün karşı çıkarsak bugünkü kölelikten de kurtuluruz. Çünkü hayatımızı kendileri için çalıştırarak çalıyorlar. Geleceğimizi çalmalarına izin vermeyelim. Çocuklarımızın hayatlarını çalmalarına izin vermeyelim. Onlara daha da kötü bir gelecek sunmayı hedefliyorlar. Ne yapmamız gerektiği konusunda videolar çekmiştim daha öncesinde de. Yukarıya kartlar bırakıyorum. Lütfen onları da inceleyin. Hem de bundan nasıl kurtuluruzu da anlattım bu videolarda. Onları da seyredebilirsiniz. Sizin de bu konuya eklemek istedikleriniz varsa çözüm adına lütfen yorumlara yazın. Aşağıya bu konuyu daha ayrıntılı açıklayan, 2,5 saat falan karşılıklı görüşmelerle televizyon ekranlarında açıklayan Erkan Türk'ten Murat Akan ve Ramazan Kurtoğlu hocalarımızın programlarının linkini de buraya bırakıyorum arkadaşlar. Evet, yani sonuç itibariyle bizler çalışmazsak, başımızı öne eğer, her şey kendi yolunda devam edecek, güzel bir şekilde, güzel günlere akacağız, hiçbir sorun olmayacak diye düşünerek, bunlar da geçecek, kendi kendine geçer diye düşünerek hiçbir şey yapmazsak inanın geçmeyecek ve daha da kötüye gidebilecek. Dolayısıyla mutlaka ama mutlaka bizim de ön almamız, bizim de bir şeyler yapmamız, sesimizi duyurmamız, bu dayatılan anlaşmalara en azından karşı çıkmamız gerekiyor. Bu bilgilerin daha fazla kişiye ulaşması için lütfen sizden ricam kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle de paylaşıp onlara da link göndermeyi unutmayınız. Ne kadar çok kişi duyarsa o kadar çok kişi buna ses olur ve o kadar fazla sayımız artar ve sesimizi daha fazla duyurabiliriz. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.